HDP Genel Merkezi'ndeyiz. HDP MYK üyeleri biraz önce toplantıya başladı. Bulunduğumuz nokta hayli hareketli. MYK üyeleri burada. HDP milletvekilleri de buraya geliyorlar. Şimdi toplantı sürüyor. Bir yandan da gözlerimiz Ankara Adliyesi'nde sabah saatlerinde mahkeme kararını açıkladı. Ardından adliyedeki işlemler sürüyor. Hem ne oldu? Burada ne oldu? Hem adliyede ne oluyor? Konuklarımızla değerlendirelim. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül. Hocam buyurun size soralım. 8 gündür siz yakından takip ediyorsunuz gelişmeleri. Neler yaşandı? Bugün Ankara Adliyesi'nde avukatlar mahkeme salonuna alınmadı. Milletvekilleri izlemeye gitmişti. Onlar da mahkeme salonuna alınmadı. Barikatlar kuruldu. Polis bariyerleri kuruldu ve böyle bir havada alındı karar. Ne oldu sabah adliyede? Yani sabah adliyede olan uzunca süredir devam eden darbeyi de aşan bir özel savaş konsepti. Yani bir topyekün savaş. İşte akabinde Kars Belediye'mize kayyum atandı. Kars Belediye İş Başkanımız Şevin arkadaşımız da yönetim kurulu üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz gözaltına alındı. Bunun hukukla tarif edilecek hiçbir tarafı yoktur. Bu tamamen keyfi, zorba bir tutumdur. Bu keyfi ve zorbalığı dün zaten Tayyip Erdoğan meclis çıkışında bizi tahkir etmeye çalışarak ifade etti. Sanki sokakta olmak suçmuş, meydanda olmak suçmuş. Evet, biz sokaktayız, meydandayız, halkın içindeyiz, köydeyiz, kentteyiz, her yerdeyiz. Siz neredesiniz? Sarayın dehlizlerindesiniz. Sarayın dehlizlerinden verdiğiniz talimatlarla, yandaş savcılarla bu hukuksuzluğu tüm dünyanın gözü önünde teşhir olmuş bir şekilde yürütüyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutuklanmasını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Kobani işgalini protesto etmek insani bir hak ve sorumluluk, görevdir. Bugün de aynı işgal burada bir şekilde devam ediyor. Yani Kobani'ye yapılan işgalle Kars'a yapılan darbe, Kars'a yapılan kayyum ataması arasında hiçbir fark yok. O zaman Kobani yapılıyordu, şimdi Kars'a yapılıyor. Dolayısıyla bu topyekün savaşa karşı bir topyekün mücadele gerekiyor. Şu anda MYK toplantımız var. MYK'mız bu konuda kararlar alacak, bir program yapacak, biz onu uygulayacağız. Ancak şunu bariz bir şekilde ifade etmek lazım ki, tamam, daha önce de tutuklamalarda hukuksuzluk yapılıyor idi. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan tutuklamalar söz konusu oluyor. Fakat burada tamamen bir komedi, bir zorbalık, hukuku, anayasayı, yasayı ihlal etme, askıya alma gibi bir durum söz konusu. Bunun karşısında efendim hukuktu, yasaydı, yasa böyle gerektiriyordu diyen kim varsa ya aklından zoru vardır ya da faşisttir. Başka bir açıklaması yoktur bunun. Tutuklanan arkadaşlarımızın hiçbirisi suçlu değildir. Rehin alınmışlardır tıpkı önceki arkadaşlarımız gibi. Tıpkı Demirtaş gibi, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ gibi. Bu şunun belirtisi, AKP her yandan sıkıştıkça kendi önünde engel teşkil eden ve en önemli engel bariyerini teşkil eden HDP'yi kitlesiyle, kurumlarıyla, belediyeleriyle, MYK'sıyla yok etme çabası içerisinde bu politikayı yürütenler çok oldu. DYP'si, ANAP'ı, efendim benzeri hepsi yürüttüler, çekti gittiler. Bunlar da çekip gidecekler. Yani burada mesele şu, meşru demokratik mücadeleyi tutarlı bir şekilde yürütme. Bu konuda asla taviz vermeden bu hukuksuzluğun üzerine gitme, bunu teşhir etme. Gereken cevapları verme, yeni politikalar üretme. Zaten biz de yeni mücadele tarzları ve politikaları üretme çabası içerisindeyiz. Bu anlamda biz bunu kınıyoruz. Bunun hukuk olmadığını, zorbalık olduğunu, bunun bir faşist tutum olduğunu, bunun bir siyasi soykırım operasyonu, darbeyi de aşan bir özel savaş konsepti olduğunu bir kere daha belirtmiş olalım. Bu hukuk değildir. MYK toplantısı sürüyor. Burada bazı kararlar alınacak. Ne konuşuluyor? Nasıl kararlar alınabilir? Bir eylem takvimi mi belirlenecek? Yani zaten öncesinde de hani Kars Belediye İş Başkanımıza ve Kobani protestoları bahane edilerek önceki dönem MYK'mıza yönelik operasyon yapılmadan önce de bir abluka söz konusuydu. Helikopterden atarak katletme, gözaltında kaybetme, gençlerin kaçırılması, taciz, tecavüz benzeri şeyler, bu sistematik bir şekilde devam ediyor.
Bu olayın biraz daha bariz ve net bir şekilde görülmesine yol açtı. Örneğin birçok kurum ve kuruluştan destek var. HDP üyelik kampanyası var. Dost kurum ve kuruluşlar ziyaret ediyorlar, açıklama yapıyorlar. Bu son derece güzel. Teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda bütün bunları daha sistematik, programatik, yürütülebilir bir çerçevede programlamak için MYK'mız toplantı halinde. Bütün bunları görüşüp iller düzeyinde, merkez düzeyinde, vekiller, parti meclisi düzeyinde, yani bütün organlarımız ne yapabilir, organlarımız hangi çalışmayı yürütebilir, bunun değerlendirmesi içerisinde gün bitiminde, toplantı bitiminde açıklanacaktır. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. HDP Genel Merkezi'nde takip ediyoruz biz gelişmeleri. Sayın Ümit Dede'ye de soralım, bugün neler yaşandı? Efendim sizi böyle alabilir miyiz? HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, hukuk işlerinden sorumlu. Ümit Bey, şimdi sabah saatlerinde bu karar alındı. Zaten 8 günlük gözaltı boyunca siz sürekli hak ihlallerinden bahsettiniz. İlk 4 gün hiçbir işlem yapılmadı demiştiniz. Su verilmedi orada gözaltındakilere dediniz. Yemeklerden zehirlendi dediniz. Çok geç bir şekilde ifadeler alındı. Mahkemeye çıkarıldı, kararlar verildi ama hak ihlalleri hala devam ediyor. Şu anki süreçte sanırım eşyalar verilmedi tutuklulara. Cezaevlerine gidiş başladı mı? Ne oluyor efendim şu an? Yani açıkçası gözaltı süresince devam eden hak ihlalleri arkadaşlarımız adliyeye sevk edildikten sonra da devam etti. Adliyedelerken örneğin yemek konusuyla alakalı biliyorsunuz çok sıkıntı yaşanmıştı emniyette. Öğlen ailelerin getirdiği yemeğin verilmesini kabul etti polisler. Ancak akşam yemeği vermediler, kabul etmediler. Ailelerin getirdiği yemeği kabul etmediler. Ve sabah da adliyeden çıkarıldıklarında saat 10.30'du, kahvaltı da verilmemişti. Yani dün öğlenden beri arkadaşlarımız aç bir şekilde adliyede ve 24 saat sorguyu beklemek durumunda kaldılar. En nihayetinde çok ciddi suçlamalarla karşı karşıyalar ve biz adliyede geçirilen 24 saati aşkın sürenin de arkadaşlarımızı yormak için, yine bir biçimde eziyet etmek için, aynı zamanda avukatları açısından da durum böyle. Bu şekilde bir eziyete dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Diğer taraftan emniyette nasıl ki avukatlarıyla görüşmelerine engel çıkarılıyorsa, izin verilmiyorsa, aynı şekilde bu durum adliyede de devam etti. Avukatlarla müvekkilleri arasına çevik kuvvet, etten bir duvar ördü ve görüşmelerini büyük oranda engelledi. Bunu belirtebiliriz. Ve son olarak hem savcılıktan tutuklamaya sevk edildiklerinde hakimden savcının sevk gerekçesini ve hangi maddelerden sevk ettiğini talep etmemize rağmen avukatlara verilmedi. Ki bunun verilmesi gerekiyordu. En nihayetinde bu savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Çünkü tutuklanmaya sevk edilmiş, tutuklanmayla karşı karşıya olan bir kişiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince neyle suçlandığı açık biçimde anlatılmalı ve aynı şekilde savunma yapabilmesi için de makul bir süre verilmeli. Aksi halde adil yargılanma hakkı, savunma hakkı kısıtlanmış oluyor, adil yargılanma gerçekleşmemiş oluyor. Ve son olarak da arkadaşlarımızın savunmaları alındıktan sonra, ki bu savunmalara da hakim, sorgu hakimi defalarca müdahale etti. Hem avukatların hem gözaltındaki arkadaşlarımızın savunma hakkı hakim tarafından da ayrıca kısıtlandı. Bunu da belirtelim. Ve son olarak hakim kararını açıkladığında şüphelilerle avukatlarını huzura alır ve yüzlerine tefhimde bulunur. Usul böyledir, yasa böyledir. Fakat arkadaşlarımız avukatları olmaksızın hakim tarafından duruşma salonuna alındı. Avukatların yoğun taleplerine, protestolarına rağmen hakim avukatların içeriye girmesine izin vermedi. Ve elbette biliyorsunuz bir şafak operasyonuyla arkadaşlarımız gözaltına alınmışlardı. Dolayısıyla herhangi bir hazırlıkları yoktu. Hatta birçok arkadaşımızın üzerinde yeterince para da yoktu. Kıyafetleri, giysileri de yoktu. Bunlar aileleri tarafından getirilip bize verildi. Bizim kendilerine hani bir tutuklanma durumunda iletmemiz için. Ve polis memurlarıyla görüştüğümüzde şayet tutuklanırlarsa eşyalarının ve ailelerin getirdiği paranın kendilerine verileceği sözü verilmişti. Ancak arkadaşlarımız tutuklandıktan sonra biraz önce de belirttiğim gibi polis tarafından avukatlar ve müvekkilleri arasında etten duvar örülmesi ve avukatların görüşmesi engellendiği için aynı zamanda arkadaşlarımız tutuklanıp cezaevine giderken para ve giysi, kıyafet alamadan gittiler. Pandemiden dolayı cezaevlerinde biliyorsunuz 14 günlük karantina uygulaması var. Her biri tek tek hücrelerde tutulacak. Diğer mahpuslarla temas edebilme, onlardan yardım alabilme şansı da yok. Dolayısıyla 6 gündür gözaltında ve adliyede
aç bırakılan, susuz bırakılan arkadaşlarımız aynı şekilde cezaevinde de açlığa ve hatta giysisizliğe mahkum edilmiş oldu. Daha önce de ifade ettik, en başından itibaren gözaltına alındıkları an itibariyle arkadaşlarımız hem birçok hukuksuzlukla karşılaştılar. Bunun yanında bütün gözaltı süreci ve adliye süreci arkadaşlarımız açısından bir işkenceye dönüştürüldü. Yani daha haklarında tutuklanma kararı verilmeden arkadaşlarımız cezalandırılmaya başlanmıştı. Hem kendileri hem avukatlarına dönük polis eliyle savcılığın ve hakimliğin yaptığı kelimenin tam anlamıyla bir zulümdü. Hani bunu sadece hukuksuzluk demek hafif kalır. Gerçek anlamda bir zulümle karşılaştık. Ve en son sabah adliyede polisler tarafından avukatlar tartaklandı. Tartaklanarak adliyenin dışına çıkmak zorunda bırakıldı. Bugün yani 24 saatte yaşanan gelişmeler genel çerçeve, genel hatlarıyla bu şekilde. Hani bu 24 saati bile anlatmak, gözaltı süresi boyunca arkadaşlarımızın aslında nasıl bir muameleyle karşı karşıya kaldığını anlamak için yeterlidir diye düşünüyorum. Bu gözaltı süresinin bir cezalandırmaya dönüştüğünü söylemiştiniz. Adliyede geçen sürede bundan sonrası da anladığımız kadarıyla bu cezalandırma pratiği devam etmiş. Evet, yani kesinlikle hani ifade ettiğimiz gibi hem yemek konusu hem giysilerinin verilmemesi konusu hem işte biliyorsunuz zehirlenme ve suyun yeterince verilmemesi gibi konuların yanında müvekkillerimize, arkadaşlarımıza uygulanan hukukun da ceza muhakemesi kanunuyla asla ilgisi yoktu, alakası yoktu. Bunu daha önce yine ifade etmiştik yaptığımız bağlantılarda. Tam anlamıyla arkadaşlarımıza uygulanan hukuk da bir düşman hukukuydu. Hatta düşman hukuku demek bile belki hafif kalır. Çünkü en nihayetinde diyelim ki siz bir savaştaysanız ve bir düşman size esir düşmüşse bile onun bile hakları vardır. Onun bile tabi olduğu bir hukuk vardır. Ama arkadaşlarımıza uygulanan bir hukuksuzluk durumuydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendi uydurduğu, kendi dayattığı bir hukukla hem biz avukatlar hem de gözaltındaki müvekkillerimiz ne yazık ki karşı karşıya kaldılar. Ve bu son ana kadar da yani gözaltına alındıkları ilk andan adliyeden çıkarıldıkları ana kadar da bu şekilde devam etti. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. TDP Genel Merkezi'ndeyiz. Mehmet Bey uygun musunuz? Siz de alalım. Bugün neler yaşandı adliyede? Son 24 saatte neler oldu? Onları konuşuyoruz. Avukatlar darp edildi bugün adliyede. Onların yüzüne okunmadı. Karar duruşma salonuna alınmaları dahi engellendi. Ümit dedi anlattı bugünkü süreci. Bir de bu soruşturmanın özel bir tarafı var. Mükerrer bir yargılamadan bahsedildi. Bugün haklarında tutuklama kararı verilenler daha önce zaten bu davadan yargılanmıştı. Hatta hali hazırda yargılamaları sürenler de vardı. HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgin'in davası burada daha özellikle çünkü Anayasa Mahkemesi bu kapsamda hak ihlali kararı da vermişti. Nasıl oldu da böyle bir mükerrer soruşturma yeniden başladı bir de üzerine tutuklama kararı çıkarıldı? Önce şunu söylemek lazım. Yani Türkiye hiçbir zaman aslında demokratik bir ülke, demokratik bir rejim olmamıştı. Yani tarihin hiçbir döneminde gelişmiş bir demokrasi bu topraklara uğramadı. Ama Türkiye'nin o kırıntı halindeki demokrasisinin daha ne kadar olumsuz etkileneceği elbette tartışılabilirdi. Biz her uyandığımız sabah ne kadar kötüye gidebilir diye düşünüyoruz ve uyandığımız her sabah bir miktar daha geriye gidiyor. Düşünün adliye içerisinde görev yerleri adliye olan avukatları duruşma salonuna alınmıyorlar. Yani kararlar müvekkillerinin hazır bulunduğu ortamda, avukatların hazır bulunduğu ortamda yüzlerine okunmuyor. Milletvekilleri halk adına, millet adına denetim yetkisine sahip olan milletvekillerinin adliye binasına girmesine izin verilmiyor. Milletvekillerinin adliye binasına girmesine izin verilmiyor. Bakın şöyle düşünülmesin. Yani hani milletvekilleri içeri giriyorlar, yargılamayı engelliyorlar, yargılamayı geciktiriyorlar falan böyle bir şey yok. Zaten ifade için bekleyen arkadaşlarımız vardı ve onlarla aramıza bir mesafe konulmuştu. İki tane bariyer konulmuştu. Hani gözaltındaki arkadaşlarımızın hiçbirisiyle adliyedeyken görüşemedik zaten. Amaç milletvekillerinin bir dayanışma bile sergilemesini engellemek. Yani kitlelerde korku, yılgınlık yaratmak. Bunun başka biçimde açıklanmasına olanak yok. Kapının önünde
bir açıklama yapmasına bile tahammül edemeyen bir iktidardan bahsediyoruz. Yani iktidarın veya mahkemelerin uygulamalarına karşı milletvekillerinin bir açıklama yapmasına tahammül edemeyen bir iktidardan. Bakın, Anayasa Mahkemesi üyelerini ve başkanını bu ülkenin İçişleri Bakanı tehdit edebiliyor. Korkutabiliyor üstü örtülü bir şekilde. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak zorunda mıyım diyebiliyor bu ülkenin İçişleri Bakanı. Bir ülkenin İçişleri Bakanı yargı kararlarını doğrudan uygulamak zorunda, anayasal bir görevi o. Yani yargı kararlarını hayata geçirecek, uygulayacak olan makam idare. Bu idare yargı makamlarının kararlarını eleştirebiliyor, üstü örtülü bir şekilde tehdit edebiliyor. Fakat muhalefet milletvekillerimiz bizler adliyenin önünde bu hukuksuz soruşturma karşısında üç kelam edemiyoruz. Ve bize bunu demokrasi diye yutturmaya çalışacaklar. Biz de bunu kabul edeceğiz. Öyle bir şey yok. Yargısal sürece ilişkin pek çok yerde pek çok değerlendirme yaptık. Fakat bu konuda özellikle bir şeyin altını çizmek gerekir. Yani 6 yıl önceki olaylarla ilgili soruşturma başlatılıyor. Burada mükerrer soruşturmalar var. Daha önce gözaltına alındılar, tutuklandılar. Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararı verildi, tazminat aldılar falan. Bunları anlatırken şöyle bir şey anlaşılmasını istemeyiz. Yani ortada bir hukuksal süreç var, bir yargısal süreç var. Fakat bu hukuksal sürecin, bu yargısal sürecin eksiklikleri var. Yani aslında hukuk işliyor. Aslında yargı işliyor da bazı hatalar var. Biz o hataları dile getiriyor değiliz. Yani burada baştan sona bir hukuksuzluk var. Burada baştan sona bir yargı sürecinin yok sayılması var. Yoksa eleştirilerimiz, yani ya mükerrer yargılama mı olur, mükerrer suçlama mı olur? Daha önce gözaltına alındılar. Böyle oluyor zaten. Anayasa yok ki Anayasa Mahkemesi olsun. Hukuk yok ki hukuk devleti olsun. Belki de devlet yok ki hukuk devleti olsun denilebilecek bir düzlemdeyiz. Her geçen gün daha bu ülkenin geleceği için umutlu olsak da iktidarın uygulamalarının daha kötüye gideceği konusunda gerçekten karamsar bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu hepimizin sorunu. Bu ülkede yaşayan 7'den 70'e herkesin sorunu. Hangi dünya bakışına, hangi siyasi bakışa sahip olursa olsun, bu ülkenin demokrasisiyle ilgili, bu ülkenin geleceğiyle ilgili ciddi endişe taşımamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Hedefte sadece Halkların Demokratik Partisi yok, sadece partimiz yok. Bir bütün olarak AKP, MHP iktidarı gibi düşünmeyenler var. Meslek örgütleri var, siyasi partiler var, dernekler var, sendikalar var, herkes var. O yüzden herkes buna denk bir karşı duruş sergilemeli. Eğer bu ülkeyi seviyorsa, eğer bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir kaygı duyuyorsa. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, HDP-MYK toplantısı sürüyor. Biz takip ediyoruz efendim HDP Genel Merkezi'nde. Sözü yeniden Haber Merkezi'ne bırakalım. Teşekkür ediyoruz Sibel sana ve konuklarına. HDP'lilerin tutuklanmasına gelen tepkilerin yanı sıra dayanışma ziyaretleri de yapılıyor dedik. İHAD İstanbul Şubesi HDP'nin İstanbul İl Örgütü'ne dayanıyor.